Hayırlı huzurlu günler Toprağın Huzuru sayfası takipçileri. Instagram sayfamız Toprağın Huzuru, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok faydalı ve çok güzel ama bir o kadar da tehlikeli olan bir bitkiyi anlatacağım. Hint yağı bitkisi. Öncelikle Hint yağının şöyle güzel çiçeklerini sizlere göstermek istiyorum. Arılar şu anda hep üstünde. Arılar beni sokmadan çekebilirsem şöyle size göstereyim. Evet, biraz da odaklamak lazım. Evet. Şimdi Hint yağı bitkisinin çok güzel çiçekleri var. Ayrıca çok da güzel yaprakları var. Şöyle. Ve muhteşem de tohumları var. Hint yağı bitkisi oldukça faydalı ama bir o kadar da zehirli bir bitki. Zehirli, neden zehirli? Tohumları direkt yutulduğunda zehirli bir bitki. Şimdi bu güzel çiçekleri şöyle size yakından göstereyim. Tohumdan oldukça kolay yetişebilen bir bitki. Tohumu toprağa atın sadece. Daha sonra sulayın. Ve ilkbaharda tabii yapıyorsunuz bu işlemi. Daha sonra gübre verin bir iki kere. Alsın başına gitsin. Çok güzel boylanabilen. Gördüğünüz gibi böyle kocaman uzadı gitti. Burada kaç tane kök var? 2 ya da 3 tane kök var burada. Şu kalın kökü görebiliyor musunuz? Dalı bilmiyorum ama kocaman 1, 2, 3 kök var arkadaşlar burada. 3 tohum atmışım buraya. Biri çıkmazsa biri çıkar diye atmıştım ama hepsi çıktı. Şöyle de büyüdükçe dallanıp budaklanıyor. Böyle şahane bir bahçede görüntüsü oluyor arkadaşlar. Şimdi bu güzel çiçeğin tabii ki çok güzel tohumları da var. Tohumları da bir mucize. Şöyle yapraklarını tekrar size göstereyim. Yapraklar ilk önce şöyle bordo. Bordo böyle çok tatlı oluyorlar. Daha sonra büyüdükçe böyle yeşil oluyorlar arkadaşlar. Şöyle muhteşem bir görüntüsü var. Bahçe süslemesi için kullanabileceğiniz çok güzel bir bitki. Ben şimdi duvarın üstünde olduğum için şöyle göstereyim size. Çok zor çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. O yüzden arada kesik kesik konuşabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi tohumuna ulaşmak istiyorum şuradan. Bir saniye şöyle çekebilirsem. Şu gördüğünüz top top dikenli olanlar tohumu. Daha yakın alabileceğim var mı diye bakıyorum. Bu bitkinin tohumundan yağ ediliyor, yağ elde ediliyor ve yağ çok şifalı. Ama bu şekilde olduğunda değil de daha tazeyken yağ elde ediliyor ve bunu bizim kendimiz yağ elde etmemiz mümkün değil. Özel makinalarda elde ediliyor. Çünkü içinde zehirli bir madde var. O maddeden arınması gerekiyor. Daha sonra aktarlarda çokça duyduğunuz Hint yağı bitkisi yağ elde ediliyor arkadaşlar. Özel makinalarda sızdırılıp o zehirli maddeden arındıktan sonra kullanıma uygun. Saçlar için çok güçlü etki yapan bir bitki. Birazdan faydalarını size sayacağım. Şuradan önce bir tohumunu koparmam lazım sizler için. Çünkü tohumu benim en çok sevdiğim tohumlar arasında görüntü olarak. Bir saniye. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle dikenli bir tohum. Hint yağı bitkisi isminden de anlaşılacağı gibi aslında ana vatanı Hindistan. Hint baklası diye de geçiyor. Ayrıca kene ve köstebekle mücadelede de çokça kullanılıyor arkadaşlar. Bahçenizde köstebek sorunu yaşıyorsanız mutlaka bu bitkiyi ekmeniz lazım. Şimdi şu tohumu çıkarabilirsem. İşte burada şöyle gördüğünüz gibi tıpkı bir yılan derisi gibi desen şahane bir tohum. Şimdi birkaç tanesini çıkarıp elime alıp çekmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle tohum kafesleri olan yeri kopardım sizler için. Şöyle netleştirmek istiyorum.
Evet, işte tohum kafesleri olan dalı kopardım sizler için. Şimdi şu dalı böyle bir yere bırakayım. İçinden tohumları çıkardım. Tohumlar da gördüğünüz gibi o kadar mucize bir yaratılışa sahip ki her birinin üstünde ayrı bir desen. Tıpkı keneye benzediği için kene tohumu da deniyor arkadaşlar. Ama ben daha çok yılan derisine benzetiyorum. Yılan derisine de çok benziyor ve mucize. Yani şu tohumları görmek gerçekten mucize. Çok şahane, çok değişik tohumları var. Ama bu tohumlar söylediğim gibi zehirli. Aslında ishale çok iyi geldiği, kabızlığa çok iyi geldiği ve ishal yaptığı söyleniyor. Ama bu tohumlar oldukça zehirli. Çocukların yutması halinde 3 tanesi, büyüklerin yutması halinde de 10 tanesi öldürücü olabilir arkadaşlar, zehirleyebilir. Mutlaka dikkatli ve doktor kontrolünde kullanmalısınız bunları. Ama direkt böyle kullanımı asla asla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yıllar önce babaannemin bir kabızlık sorunu olduğunda, kabızlık problemi olduğunda birisi tavsiye etmiş ve babaannem bundan 3 tane yutmuş. Daha sonra çok sancıyla birlikte ishal olmuş ama o günkü çektiğim ağrıyı ve sancıyı asla unutmam. Ölüyorum sandım diye anlatıyor. O yüzden lütfen bilmeden, rastgele kulaktan dolma şeylerle araştırmadan denemeyin bazı şeyleri. Ve zehirli deniyorsa da hiç yani tüketmeyin bunu. Ne güzel yağları yapılıyor arkadaşlar bunların, zehirinden arındırılmış şekilde. Onları tüketebilirsiniz. Şimdi şurada bir de Hint yağının daha böyle küçüğü var burada arkadaşlar. Bunu da ben buraya yine tohumunu atmıştım. Hatta şurada toprakta bile değil neredeyse. Yani tabii ki toprakta ama çok bakım olmayan bir yerde. Bu yeni çıktığı zaman ben bir iki su verdim arkadaşlar buna. Baktım ki hani canlanıyor, hayata tutunuyor. Daha sonra kendisi gördüğünüz gibi böyle büyüdü. Yani hayata çok çabuk tutunan, yani 13 metreye kadar da uzayabilen bir bitki. O yüzden de çok çabuk büyüyen bir bitki. Bahçenizde süs olarak bunu kullanabilirsiniz. Kene ile mücadelede kullanabilirsiniz. Ayrıca köstebek problemi yaşıyorsanız mutlaka bahçenize bu tohumlardan atın arkadaşlar. Şimdi size Hint yağının yağ şeklinde kullanımın faydalarını da saymaya çalışacağım inşallah. Şimdi şuradan tekrar Hint yağının büyük olanına geçebilir miyim acaba? Evet, o kadar zor ki buraya geçmek. Burada iğde ağacının arkasında kaldı arkadaşlar, altında kaldı. Ama şöyle muhteşem görüntüsünü görebiliyorsunuz. Çok büyük. Çok uzadı burada arkadaşlar. Şöyle dallarını da göstereyim size. Bu şekilde de dalları oldukça toprağa güçlü tutunabilen bir bitki. Benden size tavsiye, çiçek olarak bahçenizin peyzaj görüntüsü olarak ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. Çok şahane görüntüsü olan bir bitki. Şimdi sırasıyla faydalarına geçelim arkadaşlar. Hint yağının içinde bulunan E vitamini, omega 6, trigliserit, yağ asidi ve çeşitli mineraller sayesinde saç köklerini güçlendiren, saçların gülleşmesini ve uzamasını hızlandıran bir bitkidir. Elbette bu etkisi kaşlar üzerinde de etkilidir. Kaşlar için de kulak çubuğuna damlatıp kaşlarınızı uygulayabilirsiniz. Kaş dökülmesi sorununa da çok iyi gelecektir. Ayrıca Hint yağı antibakteriyel özelliği sayesinde mantarlara karşı oldukça etkili doğal bir yöntemdir. Yine ayak mantarları ve başka bölgesel mantarlar için Hint yağını uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kepek için, saç kıran için kullanılabilir. Eklem ağrıları üzerinde oldukça etkilidir. Hint yağını avuçlarınıza damlatıp ağrıyan eklem yerlerinizi sürebilirsiniz arkadaşlar. Hint yağı bitkisinin zaten kabızlık için çok etkili olduğunu söylemiştim size. Bir su bardağı suyun içine bir çay kaşığı kadar Hint yağı damlatıp içerseniz kabızlıkla mücadeleniz sona ermiş olur. Sindirim sisteminiz çalışabilir.
Ama daha önce de söylediğim gibi lütfen bazı şeyleri tüketirken doktorunuza danışınız. Çünkü hint yağına karşı alerjik reaksiyon gösterebilir vücudunuz. Hint yağı en çok cilt içinde kullanılır. Sivilce ve akneler içinde oldukça iyidir. Hint yağını cildinize ve tırnaklarınıza uyguladığınızda yenilenme hissi duyarsınız. Cilt için çok fazla yenileyici özelliği vardır. Hint yağını doğumu kolaylaştırmak için bir bardak suyun içine birkaç damla damlatılarak doğum öncesi gebelere verildiğini duymuştum. Bazı hekimler tarafından tavsiye ediliyor ama mutlaka doktorunuza sorup kullanın arkadaşlar. Kesinlikle rastgele buradan duyduğunuzda ya da başka bir yerden duyduğunuzda bu uygulamaları yapmayınız. Hint yağının yapılan son araştırmalarda kansere bağlı olan küçük tümörleri ise küçülttüğü ispatlanmıştır arkadaşlar. Ayrıca Parkinson hastalığının tedavisi için de kullanıldığı bilinmektedir. Daha önce de söylediğim gibi hint yağının içinde özel bir sıkı makinesiyle çıkarılan yağ içindeki zehir arındırılıp bizlere hint yağı olarak ulaşmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden sadece yağını tüketiniz. Bu şekilde tohumlar halinde kullanmanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle. Yine yağını kullanırken de alerjik reaksiyon gösterebilir. Mutlaka araştırınız ve bir uzmana sorunuz. Paylaşım bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Lütfen bazı ürünleri, bitkileri doktorunuza sormadan kullanmayınız. Hint yağı bitkisi tohumunu Instagram sayfamız Toprak'ın huzuru sayfamızdan temin edebilirsiniz. Bahsetmiştim köstebek için çok iyi diye. Köstebekle ilgili mücadelede çok tavsiye ettiğim bahçe sahipleri arkadaşlarım çok güzel geri dönüşler aldık. Bu bitkiyi diktikten sonra köstebeklerin bahçeye yaklaşmadığını söylediler. Bu yüzden bahçenizin etrafına bu bitkinin tohumunu bolca atabilirsiniz arkadaşlar. Sebzeleriniz korunmuş olur. Kene ile mücadelede, köstebek ile mücadelede çok güzel, etkili bir bitki. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hayırlı, huzurlu günleriniz olsun. Şifa olsun inşallah.